Öncelikle herkesi tebrik ediyorum. Yani bu canlı yayına katılan herkesi tebrik ediyorum. Neden? Çünkü kendini geliştirmeye açık olan insan, yavaş yavaş kendini tanımaya çalışan insan aslında kendini tanıyan hakkı tanır hesabı. Hayatı zayi etmeyen insandır. O yüzden ömrünüzü zayi etmek istemiyorsunuz. Çocuklarınıza iyi bir şeyler bırakmak istiyorsunuz. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Hepinizi tek tek. Programa başlamadan önce bir konsantrasyon çalışması yapacağım. O çalışmadan sonra, yani boşa kürek sallamamak için, herkesin konsantre olması gerekiyor. Yani biz burada anlatacağız, faydalı olmaya çalışacağız. Sizin de algılarınızın açık olması için bir konsantrasyon çalışması yapacağız. Çalışmaya başlamadan önce benim yerime kendini tebrik et. Elini buraya koy. İyi ki bu programa katıldın, iyi yaptın. Kendini bilen hakkı bilir. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Yani ömrü zayi etme. Bu da hadis-i şerif. Dolayısıyla seni ben tebrik ediyorum. Şimdi gelelim konsantrasyon çalışmasına. Konsantrasyon çalışması. Şimdi sevgili arkadaşlar, herkes sizi meşgul edecek. Bütün başka ekranları kapatın. Ve çocuklar yanınızdaysa çocuklar da otursun ve onlar da odaklansın. Onların da çok hoşuna gidecek bu konsantrasyon çalışması. Aynı zamanda ders çalışmadan önce de bir konsantrasyon çalışması yapabilirler. Kendi aralarında yapabilirler. Şimdi sevgili arkadaşlar, herkes şu parmağıma baksın. Parmağımın ucuna baksın. Herkes parmağımın ucuna baksın. Oraya baksın. Sadece parmağımın ucuna bakacaksınız. Bu parmağım size yaklaştıkça sanki ekran sizi çekiyor gibi düşünün. Öyle hayal edin. Sadece parmağımın ucuna bakın ve ben bunu size yaklaştırdıkça sanki sizi bir şey ekrana doğru çekiyor. Ekranı kendinize çekmeyeceksiniz. Sadece kendiniz ekrana doğru gidiyorsunuz. Ve şimdi serbest bırakın kendinizi. Bir derin nefes alın ve yavaş yavaş nefesinizi verin. Tekrar derin bir nefes alın ve tekrar derin bir nefes verin ve şimdi tekrar parmağımın ucuna bakın. Tekrar bunu yapacağız. Bunu 3 kere yapmamız lazım. Dik durabilirsiniz. Dik durun isterseniz. Ve parmağımı ekrana yaklaştırdıkça sanki sizi ekrana doğru bir şey çekiyor. Sanki ben elimi, parmağımı size yaklaştırdıkça parmağımın ucuna bakıyorsunuz ve sanki sizi bir şey çekiyor. Öyle düşünün. Öyle çekiyor. Sizi ekran çekiyor. Böyle mıknatıs gibi çektiğini düşünün ve bunu hissedin. Şimdi tekrar derin nefes alıyorsunuz. Tekrar yavaş yavaş nefesinizi verin. Tekrar derin nefes alın ve yavaş yavaş nefesinizi verin. Neden bu çalışmayı yapıyorum? Çünkü algılarınızı açmak istiyorum. Sadece bir yere odaklanmanız için. Çocuklar için mükemmel bir yöntem. Odaklanmak için mükemmel bir yöntem. Şimdi tekrar yapıyoruz. Şimdi tekrar parmağımın ucuna bakıyorsunuz. Parmağımın ucuna bakın. Tekrar parmağımı size yaklaştırdıkça ekran sizi kendine doğru çekiyor. Ve kendine doğru ekran sizi kendine çekiyor. Öyle düşünün ve şimdi derin nefes alın ve yavaş yavaş nefesinizi verin. Tekrar derin nefes alın ve nefesinizi verin. Bir çalışma daha yapacağız. Konsantrasyon çalışması. Boşa kürek sallamayalım, değil mi? Faydası olsun diye. Fokuslanma sorunu var şu anda herkeste. Maksimum derecede faydalı olsun diye yapıyorum. Şimdi diğer bir çalışmayı da yapalım. Diğer çalışmada şu şekilde parmağınızı bu şekilde tutun sevgili arkadaşlar. Parmaklarınızı bu şekilde tutun. Ve bir lastiği düşünün. Saç lastiği var ya, onu düşünün. Zaten bu boyda. Buraya taktınız. İki katı yaptınız onu. İki katı yaptınız. Ve parmakların etrafında o lastik var. Ve çok dirençli bir lastik parmaklarınızı birbirine çekiyor ama siz direnmeye çalışın. Direndikçe o lastik güçleniyor. O lastiği birbirinden ayırmaya çalıştıkça parmaklarınızı birbirine yapıştırmaya çalışıyor. Ve çok güçlü. Gerçekten çok güçlü. Siz direnmeye çalıştıkça parmaklar birbirine yapışası geliyor ama henüz yapışmadı. Ne zaman yapışırsa hemen hayatınızda en çok güldüğünüz, en çok komik olan, sizin hayatınızda en çok komik olan o resim, gördüğünüzde hemen kahkaha attığınız o resmi göreceksiniz. Ne zaman? Parmaklar birbirine değdiği zaman. Hemen parmaklar birbirine değdiği zaman o resim gelecek ve kahkaha atasınız gelecek ve rahatlayacaksınız. Ondan sonra bir rahatlama olacak. Kahkaha atınca rahatlayacaksınız ve siz uğraştıkça, direndikçe lastik parmaklarınızı birbirine yaklaştırıyor ve siz parmaklar birbirine dokununca işte o zaman o komik resim
Gözünüzün önüne geldi. Gülesiniz geldi. Tebessüm ettiniz. Belki kahkaha attınız. Bilmiyorum şu anda. Ben sizi görmedim ama parmaklar birbirine değince gülesiniz geldi. Ve şimdi yavaş yavaş 10'dan aşağı sayacağım. Ve parmaklar birbirinden ayrılınca normal hale geleceksiniz. 10. Gülebilirsiniz. Gülebilirsiniz. Tebessüm edebilirsiniz. Programa böyle neşeli başlayalım değil mi? Ondan sonra 9. Böyle normalleşeceksiniz. 8. Çok neşeli bir program olacak inşallah. 7. Gülerek, tebessüm ederek böyle o resim her zaman aklınıza gelecek. Parmaklarınız ne zaman birbirine yapışırsa o resim aklınıza gelecek ve güleceksiniz. 7 ve daha 6, 6 tane rakam var. Birbirinden ayırınca gülmeniz kesilebilir. Evet, 5, ondan sonra 4, 3, 2 ve 1. Şimdi derin nefes alın. Parmaklar birbirinden ayrıldı. Derin nefes alın. Şöyle bir bu kadar neşeden sonra, bu kadar tebessümden, kahkahadan sonra şöyle bir rahatlayın sevgili arkadaşlar. Hemen sorayım. Parmaklar birbirinden ayrıldı ve şu anda soruyorum. Nasıl hissettiniz? Kahkaha attınız mı? Güldünüz mü? Nasıl? İyi oldu mu? Programa güzel başladık değil mi? Bir neşeyle, bir rahatlamayla, bir mutluluk içerisinde kahkaha atarak, belki tebessüm ederek, gülerek başladık. Öyle olsun değil mi? Ne zaman canınız isterse, bugünden sonra psikolojik bir imza yaptık. Moraliniz bozuldu, canınız sıkıldı, böyle üzgün bir durum var, böyle dengelemek için ne yapacaksınız? Parmaklarınızı bu şekilde yapınca hemen gülesiniz gelecek. Hemen tebessüm edesiniz gelecek. Belki de kahkaha atacaksınız ama sayacaksınız. Çünkü devamlı gülmek de olmaz. Sonra deli derler değil mi? Parmaklarınızı birbirinden ayrılınca ne yapacaksınız? Normal hale derin nefes alın. Derin nefesinizi verin tekrar. Bunu her zaman kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu yöntemle dengelenmek için herkes bir düşünsün. Şöyle derin nefes alıp verin. Bu anlattıklarımı gözünüzün önüne getirin. Sizin bir kız kardeşiniz var veya kızınız var, tamam mı? Benim kızlarım var, iki tane kızım var, ellerinizden öper. Veya ablanız var veya yeğeniniz var. Kız, yani bir kız çocuğu öyle kolay büyümüyor değil mi? Öyle kolay büyümüyor, öyle kolay yetiştirilmiyor. Çok değerli değil mi? Bilhassa babalar için o kız çocuğu çok değerli. Sen yemiyorsun, yediriyorsun. İçmiyorsun, içiriyorsun. Uyumuyorsun, uyutuyorsun. Ondan sonra bütün canını veriyorsun ona. Kız çocuğu gözünüzün önünde. Bu kız çocuğu vakti saati geldi. Geldi, tamam mı? Kapıyı çaldılar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir kişi çalmadı ki, kapıya insan geldi. Peki bu insanları gözünüzün önüne getirin. Bu insanlarda en çok aradığınız şey nedir? Nedir bu damadı? Nasıl olmasını istersiniz? En önemli şey ne? Güler yüzlü. Yeter mi sadece? Merhamet. Bunlar sadece böyle biraz yüzeysel. Ne istersiniz? Güvenli olması. Bir kadın, şimdi kadınlar için söylüyorum. Kocasından ne bekler? Bak özü ve sözü bir diyor. Çok güzel. Güven bak. En önemli şey güvendir. En önemli güvenli olması. Koruması, kollaması, yalan konuşmaması. Allah'tan korkan güvenli insan olur. Korur. Güvenli olması aynı zamanda sadakat. Ama çatıda ne var? Bu çatıda ne var? Tutarlı olması. Güvenli olması. Yalan konuşmam. Değil mi? İhlaslı olması. Bunu istersiniz değil mi? En önemlisi bu. O damat tutarsız olursa. Hadis-i şerif var. Diyor ki bir genç geliyor. Diyor ki benim diyor çok kötü alışkanlıklarım var. İşte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Kötü kötü alışkanlıklar. Hata yapıyor. Günah işliyor. Büyük hatalar yapıyor. İşte namaz kılmıyorum diyor. İşte şunu yapmıyorum diyor. Bunları yapmıyorum falan falan. Sayıyor. Ne diyor peygamberimiz? Ne diyor ona? Bir şey söylüyor sadece. Bir şey yap. Doğru olmasını söylüyor değil mi? Bak çok önemli. Bak doğru ol diyor. Yalanı bırak diyor. Bak çok önemli. Yalanı bırak hepsi çözülür diyor. O yüzden biraz önce saydığınız şeyler var ya. Tamam çok önemli ama o üstteki şey ne? Yani şu çatı doğru olması. Dili ile davranışlar, sözü ile davranışlar doğru olması. Yani gerisi doğru değilse eğer kızı verir misiniz? Verir misiniz kızı? Dünyanın en zengin adamı olsa verir misiniz? Verir misiniz? Vermem. Kim verir ya? Niye? Ya arkadaş saati belli değil ve sözleri yerine getirmiyor. Arkasında durmuyor. Çok yakışıklı olabilir. Bodybuildingçi olabilir. Ne bileyim Arnold Schwarzenegger gibi olabilir. Fark etmiyor hiç. Neymiş? Güvenli olmaz. Güvenli olacak. Özüyle sözü bir olacak. Aldığı kararların arkasında duracak. Tutarlı olacak. Yalan konuşmayacak. Çünkü yalan konuştuğu zaman zaten sıkıntı yapmaya başlar. Bir sürü sıkıntı.
Anladım. Yani şu diline dikkat ettiği zaman, dürüst olduğu zaman yapacağı hataları da bırakır zaten. Çünkü o adam, o sahabi hani peygamberimizin yanına geliyor ya, soruyor. Peygamberimiz de yalanı bırak, doğru ol diyor. Doğru adamın işi doğru gider. Yalan konuşmayı bırakıyor ve bütün kötü hatalardan, yanlış davranışlardan kurtuluyor. Demek ki ne gerekiyormuş? Tutarlılık ve güvenli olması işte. Hep oraya geliyoruz. Sözüne sadık olması ve kararlı olması, tabii arkasından geliyor. Kararlı olması ve kararın arkasında devam etmesi. Aldığı kararın arkasında devam etmesi. Yoksa o adamı çöpe atsan çöpü ne yapar? Kurtur. Bak, o kadar değersiz. Hindistan sözü bu. Güven pahalıdır. Hindistanlıların sözü. Güven çok pahalı. Öyle kolay, ucuz değil. Yani bir emek harcaman gerekiyor. Tutarsızlık erteleme alışkanlığından geliyor. Yani erteleme alışkanlığı olan bir insan, bak çok önemli bir şey söylüyorum. Erteleme alışkanlığı olan bir insan haliyle tutarlı olamıyor. Aldığı kararların arkasında duramıyor. Bununla alakalı yine biraz maneviyata girdik ama olsun, önemli olduğu için. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Erteleyenler helak oldu. Çok önemli bak. Erteleyenler helak oldu. Hadis-i şerif bu. Yani yandı. Peki bir hadis-i şerif daha aklıma geldi. Cehennem halkından en çok çığlıklar kimden geliyormuş? Erteleyenler. En çok onlardan çıkıyor. Şu bizim dünyamız, şu ahiret diyelim. Ölçüsünü biz bilmiyoruz. Bunun yansıması deryadan, okyanustan bir damla. Ahirettekilerin bir çeşit alıştırmasını yapıyorsun. Antrenman yapıyorsun dünyada ve bu dünyada yaptığın antrenmanlar yaptıktan sonra burada belli oluyor. Ahirette yaşayacaklarının antrenmanını yapıyorsun. Ona göre kendini çeki düzen veriyorsun. Toparlıyorsun veya toparlamıyorsun. Hani bir insanın bağırması, böyle çığlık atması, bayağı çığlık atması. Şu dünyadaki karşılığı ne? Bereketsiz bir hayat. Hep böyle şikayet etmek. Bu çığlıkların karşısı stres. Stres olan insan ne yapar devamlı? Kaygıları olur, endişesi olur, şükürsüzlüğü olur. Ahiretteki ismi çığlık, buradaki ismi ne? Stres, ondan sonra şikayet, şükürsüzlük, yaz bir sürü şey. O endişe, kaygı, korku, hastalıklar, sıkıntılar, bereketsizlikler, paranın kaybolması devamlı, elinde para tutamamak, sayıda say. Negatif olan her şey bir çığlık. Mazot bitti, benzin bitti, bak. Yola çıkacaksın. Hazırlık yap. Stresin altında yazalım. Kaygı, korku, tedirginlik, sıkıntı, bereketsizlik, bir sürü şey. Peki bu stresin sebebi ne? O çığlık ne? Çığlık nereden geliyor? Ertelemeden geliyor. Erteleyenler strese giriyor. Ertelemek bütün sıkıntıların anası o. Bir yavru olur değil mi böyle? Ana karınca binlerce yavru yapar. Bütün sıkıntıların sebebi de ertelemek. Helak oldu ya. Ya o en çok ağlayanlar, en çok zırlayanlar cehennemde, Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Onlar dünyadaki karşılığı stres. Erteleme hastalığı şu anda gittikçe çoğalıyor. Ve bunu not alın, bu video kayıt olacak zaten. Yazın, araştırmalar onu gösteriyor ki gittikçe çoğalacak. Neden? Her şey çok hızlı. Her şeye herkes çok hızlı ulaşıyor. Canım bir şey istiyor sabah. Sipariş ediyorsun. Öğlene geliyor, öğlene. Prime var şimdi, Prime böyle. Amazon. Basıyorsun, şak öğlene geliyor. Canın bir şey istiyor, pizza istiyor. Basıyorsun düğme, pizza geliyor. Bunlar böyle ahiret, işte kıyamet alametleri, Allah-u Alem. Böyle çok hızlı her şeye herkes ulaştığı için. Bu sebepten insanlar böyle hemen her şeyi erteliyorlar. Neden? Böyle çok hızlı ulaşmak istiyorlar her şeye. Çok hızlı. İşte erteleme hastalığı, bu gittikçe artan bir hastalık. Böyle çok büyük bir hastalık. Biraz önce dediğimiz gibi stres yapıyor, kaygı yapıyor. Kaygı seviyeleniyor, endişe, gelecek korkusu. Bunları çoğaltıyor gittikçe. Ve bunu tabii çoğalttıkça da insanların hayata bakış açısı ne oluyor? Negatif, olumsuz bakış açıları. Gittikçe kanser oluyor insanlar. Neden kanser oluyorlar? Neden kanser oluyor? Hayata bakış açısından dolayı kanser oluyor. Çünkü zihin bağışıklık sistemi güçsüzleşiyor. Yani zihinsel bağışıklık sistemi beynimizin bu. Bir de bizim psikoloji konusunda da bağışıklık sistemi var. Güç kaybettikçe vücuttaki her şey negatif, düşünceler negatif, vücuttaki sağlık da negatif olunca, çünkü biliyorsunuz psikoloji bedene direkt etki yaptığından dolayı kanser de çoğalıyor. Öyle değil mi? İstatistiklere girin, internete bakın. Kanser çoğalıyor, hastalık çoğalıyor. Ve devam edelim. İlk önce bunları neden, şimdi olumsuz taraflarını anlatacağım, bir de olumlu taraflarını anlatacağım. Yani erteleme hastalığından kurtulunca ne olacak?
Onu da anlatacağım. Ama ilk önce farkındalık oluşturmak için bunları söylemem lazım sevgili arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar sabırla, sebatla dinlemenizi ve bunları gerekirse not alıp çevrenizdeki insanlara anlatın. Ve gerçekten en büyük rahatsızlık, en büyük hastalıklardan bir tanesi işte bu hastalık. Zaman ilerledikçe çoğalıyor sevgili arkadaşlar. Erteleyen insanlar da hayata gittikçe olumsuz bakıyor. Bu insanlar kendi güzellikler yapamıyor. Hep kötülükler yapıyor. Gittikçe daha kötü davranmaya başlıyor. Kendini aşağılıyor. Kendisiyle küsüyor. Kendiyle barışık olmuyor. Başkasına gidiyor. Bak, sevmediği insanlar için kılık kıyafet alıyor. Bak, sevmediği insana hava atmak için. Bak, o kadar önemli bir şey söyledim ki şu anda. Ya bir insan sevmediği insana hava atmak için ne yapıyor? Araba alıyor, ev alıyor, onu alıyor, bunu alıyor, kılık kıyafet alıyor, gidiyor borç alıyor, cep telefonu alıyor. Sadece kıskandırmak için. Kimi? Sevmediği insan için. Peki sen neredesin? Sen kendine değer vermiyorsun ki. Düşmanına daha çok kıymet veriyorsun, daha çok önem veriyorsun. Yani kendine iyilik yapmıyor erteleyen insanlar. Aynı zamanda erteleyen insanlar aynı zamanda kararsız insan oluyorlar. Yani hızlı karar veremiyorlar. Verseler de kararlarını yerine getiremiyorlar. Psikolojik olarak çok zayıf oluyorlar. Yani gün geçtikçe psikolojikmen çöküyorlar. Zayıf oluyorlar. Zayıf olunca da psikolojikmen hastalıklar kendiliğinden geliyor. Kendi hayatlarını yönetemez hale geliyorlar. Ne kadar kötü bir durum. Yani kendi hayatlarını yönetemez ve etkisiz insan oluyorlar. Hani hiçbir değeri yok böyle. Konuştuğu zaman hiçbir etkisi olmuyor artık onun. Neden? Kendisini yönetemiyor ki başkasını yönetsin. Onu dinlesinler. Etkili değil. Çocuğuna 40 kere bir şey söylüyor. Yine söz geçiremiyor. Eşine bir şey söylüyor. O da dinlemiyor. Neden? Çünkü biraz önce dediğim gibi erteleyen insanlarda bunun gibi sorunlar oluyor. İşini sevmekte zorlanıyor. Hayatı sevmekten zorlanıyor. Aynı zamanda motivasyonu gün geçtikçe düşüyor sevgili arkadaşlar. Bu aynı zamanda erteleyen insanlarda ev, araba, iş gibi maddi hedefleri varsa bu maddi hedeflerine de ulaşamıyorlar. Ulaşamaz ki, mümkün değil. Çünkü her şeyi erteliyor. Hayatı ıskalıyor. Ne kadar kötü bir şey. Çok üzücü bir şey. Etkisi kayboluyor. Yani hayata bir etkisi yok bu kişinin artık. Aynı zamanda değeri düşüyor. 24 ayar düşüyor 18 ayara, ondan sonra 14 ayara, ondan sonra 8 ayara düşüyor, ondan sonra 6 ayara düşüyor, sonra 4 ayara düşüyor. Böyle hiçbir değeri kalmıyor o maddenin. Öyle düşün. Yani insan özünden ayrılıyor erteledikçe. Hayatları düzensiz oluyor. Korkuları gittikçe çoğalıyor. Hayatı kontrol edemez hale geliyorlar ve ne istediklerini bilemez oluyorlar. Artık böyle alışveriş hastası. O duygusal boşluğu alışverişte arıyor. Yemek yemekte arıyor. Biraz daha işte çikolata yiyeyim, şeker yiyeyim bilmem ne. Devamlı böyle o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Korkunç bir resim var değil mi gözümüz? Ama dost acı söyler. Bunu söylemem lazım farkındalık oluşması için. Uyandırmak için. Yani bir çeşit ben şu anda tutuyorum. Patır kütü, patır kütü, patır kütü. Ne yaptım ben size şimdi? Uyan, uyan, uyan. Uyan diyorum, uyan. Ey falanca kişi. Uyan, harekete geç. Farkındalık oluşturmak için bunu söylüyorum. Hayatın gerçeklerini yüzünüze çarpıyorum. Biraz ağır olabilir, yüzünüz kızarmış olabilir. Ama önemli, başka türlü uyanmıyor insan. Hem ruhi hem de fiziki yıkımlar oluyor diyor. Aynı zamanda erteleyen insanlar istemeyerek de olsa yalancı oluyor. Zaten yalancı olduğu zaman yalan konuştukça zaten o işin bereketini de kaçırıyor. Bereketi yok. Elinde para tutamıyor. Ne kadar kötü bir durum. Erteleme alışkanlığından kurtulan insanlarda ne oluyor? Bir de o var yani. Ne oluyor? Güzel şeyler oluyor. Bizim programımıza katılıp erteleme alışkanlığına güle güle yavrum diyenler var. Yani vedalaşanlar var. Daha özgüvenli oluyorlar. Duruşlarında bir aura oluşuyor. Bir enerji. Bak çok önemli. Bir enerji. Sen istemesen de o enerjiyi veriyorsun karşındaki. O seni anlıyor. Hayata daha olumlu bakıyor kişiler. Neden? Bir özgüven var. Yapabilirim diyor ya. Allah'ın izniyle diyor. Yani yaparım diyor. Problem yok. Kendine daha önceden kötülük yapıyordu ya erteleyen insanlar. Şimdi daha bilinçli hale geldiğinden dolayı hep iyilik yapıyor kendine. Umurumda değil diyor ya. O ne demiş, bu ne demiş, bana ne? Ben onun için mi araba alacağım ya? Ben onun için mi ev alacağım? Ben onun için mi kılık kıyafetimi değiştireceğim? Bana ne? Onun ne dediği benim için önemli değil ki diyor artık. Ve kendine odaklanıyor. Kendini bilmeye çalışıyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kapısının önünü temizlemeye başlıyor. Kapısının önünü temizleyen dünyayı düzeltir zaten. İlk önce kendi hatalarını, kusurlarını düzeltmeye başlıyor. Aynı zamanda bir hadis-i şerif daha var. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bir insana Hazreti Allah iyilik murat ederse o insana kendi hatalarını ve kusurlarını görme kabiliyeti.
Yani ben ne yapmam lazım, neyi değiştirmem lazım tarafından bakıyor. Kendini tanıyor ve kendine çekidüzen veriyor, kendini düzeltiyor. Bununla beraber kararlılık özelliği gösteriyor. Artık karar veriyor. Ne olursa olsun diyor. Ben aldığım kararın arkasında duracağım. Doğru adamın işi doğru gider. Ne olursa olsun düz gittiğin zaman sen hedefine ulaşıyorsun. Bana öyle demişti dedem. Ne olursa olsun yürüdüğün yollarda eğer engeller yoksa o seni doğru yola çıkarmaz. O seni hedefine götürmez. Bu çok önemli. Yürüdüğün yollarda engeller yoksa. Aynı zamanda hiç şaşmadan ileri gidersen, hedefine doğru ilerlersen, devam edersen, inişi olacak, çıkışı olacak, vazgeçmeden devam edersen sen hedefine ulaşırsın demişti bana dedem rahmetli. Anneannem de öyleydi. Böyle devamlı onların nasihatlerini dinlerdim çocukken. Doğru adamın işi doğru gider. Bak çok önemli. Kararlı bir şekilde devam eder ve karşılığına güzel şeyler çıkar, erteleme alışkanlığına son veren insanlar. Aynı zamanda o kararın arkasında gittiğinden dolayı zamanda verimli kullanmış olur. Çünkü hani bazıları ayran günü bir oraya bir buraya bir oraya bir oraya bir başlıyor oraya bırakıyor. Ondan sonra vazgeçiyor yarım bırakıyor falan falan böyle ayran günlü olanlar hayatı hep ne yapıyorlar böyle? Zayi ediyorlar. Bir şey sonuna kadar gitmiyor ki. Hızlı bir şekilde bir şeyin sonuçlanmasını bekliyor. Neden? Çünkü masalları çok dinledi küçükken. Beyaz atlı prens gelecek, kurtaracak. Arzuladığın arabayı bir gün olacak alacaksın. Neden ben bir gün olacak alayım ya? Hemen alayım ben o arabayı. Çalışayım ama gayret göstereyim. Hiç çalışmadan bekleyeyim o arabaya ulaşayım. Öyle bir şey yok. Çok hızlı da ulaşamıyorsun. Bir çaba göstermen lazım. Ama bir gayret gerekiyor yani. Aynı zamanda stresi azaldığı için, stresini kontrol altında tutabildiği için erteleme alışkanlığından kurtulan insanlar stresini yönetebildiğinden dolayı daha sakin ve böyle dingin oluyorlar. Olumlu bir hava sergiliyorlar. Bunun yanında oturduğun zaman böyle çok iyi hissedersin. Çok olumlu, çok iyi böyle. Neden? Sakin bir adam ya. Tamam diyor ya, problem değil. Çözülür diyor onu. Sana yol gösteriyor. Mantıksal çözümler üretiyor sana aynı zamanda. Erteleme alışkanlığından kurtulan insanlar. Yani bu saydıklarım ben nereden alıyorum? Not aldım onları. Erteleme alışkanlığından kurtulan insanların söylediği cümleleri ben size okuyorum. Eğitimi alıp kendini geliştirip, tamam mı? Erteleme hastalığından kurtulan insanların hayatındaki güzellikler. Erteleme alışkanlığına devam edenlerin de şikayetleri. Onları okuyorum ben size. Aynı zamanda bu dediklerim ispatlanmış. Yani bilimsel araştırmalardan çıkan verileri okuyorum ben. Bu insanların aynı zamanda psikolojik olarak, zihinsel olarak daha güçlü insanlar. Mental olarak daha güçlü insanlar. Çünkü stres için harcayacağı enerjiyi kendini geliştirmeye harcıyor. Bir yakıt var. Bu yakıtı bu kadarını niçin harcıyordu? Strese harcıyordu. Gidiyordu. Heba oluyordu. Yazık günah. Şimdi stresi düştü ya. Strese fazla enerji gerekmiyor. Gerisini nereye? Kendine harcıyor. Zihinsel gelişimine. Kendini geliştirdiği zaman çocuklarının nesillerini iyi yetiştiriyor, geliştiriyor. İyi bir miras bırakıyor. Kocası, karısı neyse onunla daha iyi iletişim kuruyor. Güzel miras bırakıyor. Öldükten sonra arkasından insanlar rahmet okuyor. Bela okumuyorlar yani. Arkadan iyi bir eser bırakmak çok önemli. Sonsuza kadar yaşamayacağız. O yüzden zihinsel olarak daha güçlüler ve streslerini iyi yönetebiliyorlar. Kendi hayatlarını yönetebiliyorlar, yönlendirebiliyorlar. Öyle bir kabiliyet kazanıyor. Yaptıkları işi daha severek yapıyorlar. Severek yaptıkları için ayrı bir güzellik, ayrı bir bereket kazanıyorlar. Bak çok önemli. Bereket matematikle ölçülmüyor. Bir de güvenli bir insan olduğundan dolayı herkes onlarla alışveriş yapıyor. Güven pahalıdır. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Pahalıdır, vardır hikmet. Ucuzdur vardır zilleti. Şimdi sen ne yapıyorsun? En güvenilir araba hangisiyse ondan alışveriş yapıyorsun. Çünkü güven veriyor. O arabanın markası söylediğin zaman güveniyorsun ona. Diyorsa ki 3-5 kuruş bakmayayım onu alayım diyorsun. Yani güven verdiği için sen de güven verirsen, tutarlı olursan, erteleme alışkanlığını bırakan insan güven verdiği için, güvenli insan olduğu için ne yapıyor? Ondan alışveriş yapıyor. Sen de öyle olduğundan dolayı senin sözün, özün aynı olduğu için senden alışveriş yapıyorlar. Pahalı olsan da senin yanına geliyorlar. Size açık ve net söyleyeyim. Bizim ta bu zamana kadar var. İlk defa açıklıyorum. Bizim özelliğimiz ne? Bizim programımıza katılan insanlar ne diyorlar genellikle? Hocam siz bizi hiçbir zaman havada bırakmıyorsunuz. Hiç böyle askıda kalmıyoruz. Kafamızda soru işareti oluştuğu an cevap geliyor. Yani kendimizi güvende hissediyoruz. O yüzden benim
Ücretimi hiç kimse sorgulamadı daha. Önemli değil ki onlar için. Neden? Çünkü arkası sağlam. Ortada kalmıyor. Yarım kalmıyor. Arzuda hedefe çok hızlı bir şekilde ulaşıyor. Güven olduğu için Mercedes diyorsun ya. Üçüne başına bakmıyorsun, alıyorsun. Bir de başka bir marka var. Söylemeye gerek yok. Arabaya binerken daha kapısının sesini de ayırıyor. Yolda giderken 60'da 70'de giderken rüzgar uçuracak zannediyorsun. Araba beni uçuracak. Biner misin o arabaya bir daha? O yüzden güven çok önemli. Erteleme alışkanlığından kurtulan insanlar güvenli insan oluyor. Emin oluyor. Senin düşmanın bile geliyor senden alışveriş yapıyor. Bu güvenli bir insan. Güven her zaman pahalıdır ve en değerli şeydir. Bu da erteleme alışkanlığından kurtulan insanlarda var. Bu bize yabancı değil. 1400 yıl önce peygamberimize diyorlardı. Emin diyorlardı. Çok önemli. Onun düşmanları bile ona güveniyordu. Ona emanet ediyor. Dolayısıyla erteleme alışkanlığından kurtulan insanlar güvenli insanlar oluyorlar. Ve otomatikmen güvendikleri için insanlar daha fazla teveccüh ediyor. Daha çok geliyor. Mıknatıs gibi çekiyor. Bereket geliyor. Para yağıyor. Gerçekten öyle. Öyle diyor. Bizim eğitimleri bitirenler şimdi yazıyorlar. Gönderiyorlar bu WhatsApp'la bize. Öncesini ve sonrası. Hocam diyor ya. Ne oldu bilmiyorum ama diyor. Para yağıyor diyor ya. Dedim iyi güzel işte. Hedefimiz para değil ama. Hedefimiz para değil. Hedefimiz şu dünyadan ne kadar daha fazla fayda olacağım. O. Çünkü sen ağlasan da gülsen de senin duyguların şu dünyaya bir faydası olmuyor. Senin ancak şu dünyada yaşayan insanlara fayda nasıl olur? O tarafa odaklanman lazım. Konsantrasyonlu olması lazım. Çünkü dünya dönüyor. Saat dönüyor. Saat dönerken ya bir 5 dakika dur diyeyim de bir ağlayayım be. Bir güleyim be. Duygularımı kontrol edeyim. Duygularıma bakayım. Yok. Duygularına odaklandıkça vesvese devreye girecek. Acıların çocuğusun sen. Küçük Emrah. Sana hep haksızlık yapıldı. Sen işte şöyle yaşadın, böyle yaşadın. Onları anlat başlarsın. Bu dünyaya bir faydası olmuyor ama. Jilet çekmenin böyle jilet çekmenin hiçbir faydası olmuyor. Küçük Emrah'ı dinleyerek, Orhan Baba'yı dinleyerek hayatına bir şey katamıyorsun. Hiç kimsenin hayatına bir şey katmıyorsun. Arkandan öldükten sonra Fatiha'yı bile okumuyorlar. Ama nasıl verimli olabilirim? Ben ne yapabilirim? Tarafından odaklanır. İyi bir insan olmak için çaba gösterir. Erteleme alışkanlığından kurtulmak için öz disiplin kazanırsam sizin hayırlınız başkalarına faydası olandır. Hadis-i şerif işte o zaman faydalı oluyorsun. Aynı zamanda daha enerjik ve istikrarlı, dirayetli, güçlü insan oluyorsun. Yürüyüşün farklı oluyor, duruşun farklı oluyor, özgüvenli oluyorsun, lider oluyorsun, yönetici olabiliyorsun. Bir cümle söylüyorsun, tak, etki yapıyor. Aranızda var bizim eğitimleri bitirip, erteleme alışkanlığını bilhassa bitirip, hocam ya ben bir şey söylüyorum, tak diye oturuyor ya. Çocuklar eskiden söz dinlemiyordu, şimdi hemen dinliyorlar. Onlar var sizin aranızda, o mesajları siz yazdınız bana. Daha nice yüzlerce bu şekilde gelen mesajlardan ben ne yaptım? Değerledim, topladım, size anlatıyorum. Yani erteleme alışkanlığından kurtularak hayatına güzellik katabilir. Sadece kendi hayatına değil, çocuklarına, ailene ve geleceğe güzellik katabilirsin. Bakın size hem zararlarını anlattım hem faydalarını anlattım. Şimdi şöyle sorayım sevgili arkadaşlar. Peki neden insan erteler? Birinci en önemli sebeplerden bir tanesi dünya çok hızlı dönüyor. Kıyamet alameti. Herkes her şey çok hızlı ulaşıyor ve o yüzden dopamin geliyor. Yani dopaminin etkisi. Dopamin mutluluk hormonu geliyor. Hemen mutlu oluyor kişi. Bir şeye ulaşıyor. Hemen çikolata yiyor mesela. Çok hızlı ulaştığı şey ona bir haz veriyor. Basıyor düğmeye şak film çıkıyor. 2 saat film izliyor mesela mutlu oluyor. Bu gibi böyle çok hazlı olan şeyler zaman ilerledikçe, kıyamet yaklaştıkça çoğaldığı için bunun gibi böyle çok hızlı her şeye ulaştığı için insanlar erteleme alışkanlığı oluşmaya başlıyor. İleri tarihe ertelemek kolay olduğu için daha kolay oluyor. Ertelemek böyle daha haz veriyor böyle. Hemen ertelemek böyle yarın yaparız lan diyor. Bir şey daha var. Pireyi deve yapıyor. İşte bu özellikten dolayı küçük bir meseleyi büyütüyor böyle. Oo diyor bu çok zor diyor ya. Bu çok bilinçaltında öyle bir şey var. Yani bu iş diyor çok zor diyor. Ben diyor bunu diyor işte hafta yaparım. Şimdi onun için zaman yok. Öncelik sırasını yerleştiremiyorlar. Öncelik sırası. Yani daha önemli olan nedir ne değildir. Bunu anlayamıyor. Zannediyor ki ben 1000 sene yaşayacağım. Ben 1000 sene yaşayacağım diye erteliyor bir çeşit. Bunun yanında ertelemekle alakalı insanın öğrendiği çaresizlik. Yani öyle öğrendiği için.
devamlı çevresi tarafından hep böyle erteleyen insanlarla oturdukça ve çaresizlik sürekli öğretildiğinden dolayı insan çareyi bilmediği için hep erteliyor ve bu şekilde helak oluyor. Çığlıklar atmaya başlıyor. İşte biraz önceki çığlıkları yazdık, söyledik size. Şikayetleri neydi? Stres, kaygı, korku, bunlar çığlık. Başka sevgili arkadaşlar, o 5 kişi en çok görüştüğü insanlar var ya, onların ortalaması olduğu için, onlara benzediği için. Hani derler ya, arkadaşını söyle bana, ben senin kim olduğunu söyleyeyim. Ben senin psikolojinin ne olduğunu söyleyeyim. Ben senin bankada ne kadar paran olduğunu söyleyeyim. Buraya kadar gidiyor iş. Ben sen bana arkadaşlarını söyle, ben senin hayatı ıskalayıp ıskalamadığını söyleyeyim. Bu atasözü işte aslında. Söyle bana arkadaşının kim olduğunu, ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Bu işte. Bu atasözü açtığım zaman bunları gözümün önüne getiriyorum. Dolayısıyla milyoner kafa yapısı eğitimimiz de var. Orada da söylemiştim. Söyle bana arkadaşların kim olduğunu, ben senin bankada ne kadar para olduğunu söyleyebilirim. Söyleyebilir miyim? Söylerim. O arkadaşların kaç parası varsa sen de onun ortalamasısın, o kadar paran vardır. O kadar basit. Çünkü bu araştırmalar bunu gösteriyor. Sen eğer Müslüm Baba ile oturursan, yani sadece oturmak, onlarla hemhal olmak değil, onları dinlemek, kurban rolündeki insanlarla oturursan kurbansın sen. Acıların çocuğusun sen. Karga çöplüğe bülbül güle misali. Aynen öyle. Dolayısıyla bu öğrenilmiş çaresizlikten de kaynaklanabilir ve çevrendeki insanlardan olabilir. Tam böyle adım atacaksın, büyük gözükebilir. Fireyi dağ yaparsın, deve yaparsın böyle. Gözünde büyük gösterirsin. Bunlar olabilir sevgili arkadaşlar. Bunlar sizin hatanız olabilir. Sizin çevrenizdeki insanlarla takıldığınızdan dolayı onların size söyledikleri tavuk hikayesi var biliyorsunuz. Tavuk kartal hikayesi. Tavukların arasında oturursanız size tavuk muamelesi yaparlar. Peki çözüm ne? Şimdi çözüme gelelim değil mi? Çözümleri de anlatacağız size. İnsanların motivasyonla alakalı örneğin yanlış düşüncesi. Bu yanlış düşünceyi kafanızdan çıkarın. Bir beyaz atlı prens gelecek. Kuledeki kule var biliyorsunuz. O prens ne yapacak? Kuledeki prensi kurtaracak. Böyle bir şey yok. Beyaz atlı prens yok. Yani motivasyonu bekliyorum. Motivasyon gelsin. Öyle başlarım yok. Motivasyon ne zaman geliyor araştırmalara göre sevgili arkadaşlar? Bu çarpı tekerlek. Öyle düşünün. Biraz döndüğün zaman, bir kere çevirdiğin zaman bir hareketten sonra hemen motivasyon geliyor. Ne zaman geliyor? Bilim adamları diyorlar ki 3 ile 5 dakika arası. Sonra motivasyon geliyor. İnsanlar neden erteliyor genellikle? Motivasyonu bekliyor. Yani bu motivasyonu hareketten önce beyaz atlı prensin gelip buradaki prensesi kurtarmasını beklercesine bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Motivasyon gelsin, ben öyle hareket edeyim. Tamam mı? Bir kere bu yanlış düşünceyi kafanızdan ne yapıyoruz? Siliyor muyuz? Bugünden itibaren artık kafamızda koyuyoruz. Motivasyon hareketten sonra geliyor. Bunu kim söylüyor? Bilim adamları söylüyor. Başka? Atalarımız söylemiş. Ne demiş? Harekette bereket var. Bir hareket yaptığın zaman bereket geliyor. Sen ondan sonra devam edeceksin. Hazreti Hatice anamız harekete geçince zemzem geldi. Yoksa gelmez ki. Yoksa gelmezdi. Yani harekette bereket var. Kişiler hiçbir şey yapmadan böyle, hiçbir şey yapmadan kollarını böyle koyuyor. Dizi izliyor. Haber izliyor. Ondan sonra hayatı boşa geçiriyor. Gereksiz muhabbete giriyor. Ne bekliyorsun sen diyorum? Motivasyon bekliyorum. Ya oğlum bu motivasyon beyaz atlı prens mi diyor mu ya? Kafanı kuma gömmüşsün. Gelmeyecek mi? Öyle bir şey yok. Ama maalesef daha anne karnındayken bebek 0 yaşında 88 yaşına gelmiş adam. Bu zamana kadar hep masallarla büyütüldü. Ne anlatıldı? Daha yeni dünyaya geldi, masal anlatılır. Zaman ilerliyor, durduramıyorsun ki, saat ilerliyor, devamlı dönüyor bu saat. Dünya dönüyor. Masallarla büyütülen, devamlı beyaz atlı prens hikayeleriyle büyütülen insanlar, böyle efsanelerle, masallarla büyütülen insanların da hayattan beklentisine adam 88 yaşına gelmiş, daha hala beyaz atlı prensi bekliyor. Yani bereketi var mı? Yok. Niye yok? Hareket etmiyor çünkü bak hareket yok. 88 yaşına kadar böyle yaşamış yani. Kıt kanaat böyle hiçbir şey yapmadan yaşamış. Hep erteleye erteliyor. Bu adam ölmüş artık. Hareket yok. Bereket yok. Zaten hayatında 88 yaşına kadar neyden şikayet etmiş? Yokluktan. Param yok. O böyle kötü. Bu böyle kötü. Şu hava durumu şöyle.
Politika böyle. Hayatı 88 sene hep şikayet etmekten geçmiş. Yani bir bereket yok. Yani sihirli değnek gelecek. Ondan sonra kafasına böyle vuracak, bir şeyler değişecek. Öyle bir şey yok. Bir kere motivasyon harekete geçince geliyor. Yani bereket ne zaman geliyor? Harekete geçince geliyor. Neye benzetiyorum ben bunu aynı zamanda? Otomatik kapıları biliyor musunuz? Yaklaşınca ne oluyor bu kapı? Tak diye açılıyor. Burada gözü var onun. Kamerası var şöyle. Yaklaşınca açılıyor. Bir adım at ya. Bir adım ya. Bir senin fazla hayatta bir şey yapmana gerek yok. İkinci adım at. Tak diye açılıyor bu. Yani sen bir şey yap. Sen harekete geç. Sen beyaz atlı prensi beklemeyi bırak. Sen bir şey yap. Ne kadar yap? Bir adım yap. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Bana bir adım atana ben koşarak yaklaşırım. Yani sen bir adım at. Bereket gelsin. E adam herkes şikayet ediyor. Ya bereketim yok, param yok, pulum yok. Ya arkadaş durgun suyun bile faydası yok. Abdest bile alamıyorsun. O yüzden sen bir şey yapman lazım. Sen yaklaşınca kapılar açılıyor. O yüzden biz yıllardan beri şu boğazlarımı, şu görüyorsun değil mi boğazlarımı? 30 seneden beri 19 yaşından beri anlatıyorum. Ben 19 yaşındayken insanlar geliyordu dükkanıma. O zaman dükkanım da vardı. Üniversite okuyordum. İnsanlar geliyordu böyle soruyorlardı. Gençler, anneler, babalar, karı koca problemleri oluyordu. Ben o günden itibaren hep söyledim. Ne dedim? Kendini geliştir. Bir şeyleri yap. Öğren, adım at. Adım atınca oluyor. Harekete geç. Harekette bereket var. Ama hocam işte ben atıyorum işte oku atıyorum. Nereye atıyorsun? Oku hedefine at. Sağa sola millete atma. Ama hocam o yan baktı ona atayım. Bu kötü buna atayım. Yok hedefine at. Sen hedefini gör. Hedefine odaklan. Anlatıyoruz devamlı anlatıyoruz. Her gün böyle Instagram'da ya erteleme alışkanlığından kurtuluyoruz ya. Bir harekete geç. Bir bereket getir hayatına. Bunu bari erteleme diyoruz. Yani bunu bari erteleme. Ama ondan sonra olmayınca da hala erteliyoruz. Ben de şöyle diyoruz. Ya vermemiş Mahmut. Neylesin Sultan Mahmut? Vermemiş Hazreti Allah. Neylesin psikolog İsa? Ne yapsın psikolog İsa? Ölmüşlerin ruhunu Hazreti İsa diriltiyordu. Biz yapamıyoruz. Ben insanım. Allah'ın aciz bir kuluyum. E adam ölmüş artık. Onu şeye gönderiyoruz. Dost cenazeyi. O ilgileniyor artık. Ölmüş adamları. Yani kendini geliştirmeyen insanlar ölmüş. Konfor alanında olmuş. Bitmiş defteri. Rızkı kesilecek artık. Rızkı kesilecek ölecek. Bir yiyor artık. Bir şey üretmeyen. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu yazabilirsiniz. Bir şey üretmeyen. Devamlı tüketen insanlar ölmüştür. Sadece vakti saati gelince güle güle. Gidecek. O yüzden benim ne olmak lazım? Bir şey üret, bir şeyler yap. İnsanların hayatını kolaylaştıracak bir şeyler üret, onlara sun, hizmet sun, bir şey sat, bir şeyler yap. Yani sen harekete geçince şu kapılar açılacak. Sen eğitime katılınca ben diyorum bazıları diyor ki hocam ya nasıl yapacağız? Ya hiçbir şey yapma diyorum bak çok basit. Sen diyorum bizim şu eğitime katıl. Bizim VIP eğitimlerimiz var. VIP eğitimlerimizi biliyorsunuz çoğunuz katıldı. Ama katılmayanlar için daha bilmeyenler için söyleyeyim. Diyorum ki orada bak diyorum şurada bir derecelik değişiklik yapıp bir derece bak şurayı görüyor musun? Bir derece bak şurası bir derece. Şu kadar. Yani bu derece şeyi bu. Bir derece değiştirdiğin zaman 3 ay 6 ay böyle devam ediyor. Senin zaman ilerledikçe bak şurası 3 ay diyelim. Şurası 6 ay tamam zaman ilerledikçe ondan sonra 8 ay hadi 12 ay böyle zaman ilerledikçe bu açıdan dolayı bir değişiklik yaşıyorsun hayatında. Sen küçük bir şey yap. Damlaya damlaya göl olur. Damladıkça sel olur. Yani sen hayatında bir derecelik bir şey yap. Günlük. Bir. Kitap mı okuyacaksın? Hepsini birden okuma. Bir sayfa oku ya. Bir sayfa oku. Her gün bir sayfa oku. Fazla okumana gerek yok. Pire deve olmasın gözünde. Çünkü onu da ertelersen bu sefer. Büyütürsün gözünde. Oo çok büyük hocam ben bunu nasıl yaparım diye heyecan yaparsın. O yüzden adımlar önemli. Bazıları hayatında çok şeyler istiyor ama hep aynı davranışları sergileyerek farklı bir sonuç elde etmek istiyorlar. Einstein öyle diyor. Aptallığın özelliğini söylüyor. Aptal şu ki diyor Einstein ne diyor? Aynı davranışı tekrarlayarak hayattan farklı bir sonuç beklemesi. Einstein onu diyor. Bununla alakalı zaten Rahat suresi de var. Rahat suresi. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Rahat suresi 11. Siz değişmedikçe üzerinizdeki hüküm kalkmaz. Yani siz bir şey yapmanız lazım. Siz değiştirmeniz lazım. Siz harekete geçmeniz lazım. Yoksa hiçbir şey değişmiyor. Elektrikli bisikleti bilenler var mı? E-bike. E-bike diyorlar.
olan e-bike. E-bike'i biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bu tekerlekleri şu şekilde. Burada motoru var. Şurada da iki tekerlek öyle diyelim. Şu arada bir tane motor var. Bak şurada bir motor var. Buraya bağlı. Sen pedali çeviriyorsun şöyle. Bende var o bisiklet. O bisikleti pedali çevirdiğin zaman yani bir hareket yapman lazım. Bir tane bir kere bu pedali çevirdiğinde otomatikman şöyle düzeltelim. Şöyle hemen dönmeye başlıyor. Yani bunun devreye girebilmesi için e-bike tekerleği çevirebilmesi için senin az bir enerji harcaman lazım. Bugün de onu anlatmaya çalışıyorum. Siz bir şey yaparsanız hayatınızda değişiklik olur. Bir şey yapacaksın. Bir adım atacaksın. Bir kere çevireceksin şöyle. O bir şey yapmadan hayatınızda bir şey değişmiyor. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Normalde bir bisikletle bir insan 10 kilometre zor gidiyordum eskiden ben. Ya çok yoruyordu ama bu e-bike aldığım zaman böyle azıcık biraz çevirdiğim zaman inanın bu bisiklet var ya 120 kilometre götürüyor seni. 120 kilo. Ama senin biraz çevirmen lazım. Senin biraz dokunman gerekiyor. Bir şey yapman gerekiyor. Bir şey yapmadan olmuyor. Sen azıcık harekete geçeceksin. Böyle dokunacaksın. Kapılar açılacak birden. Birden böyle senin kanatların azıcık böyle sallaman lazım. Rahmet rüzgarının o zaman seni uçuruyor. Yoksa sen kanatları sallamadan böyle dursan şart diye düşersin aşağı. O yüzden bir şey yapman lazım. Yani önündeki bu nasip, kısmet, rızık, bereket tamam mı? Bunların gelmesi, kapıların açılması için sen adım at. Sen biraz yaklaş. Bir şey yap ya. Kendimi kötü hissetmemek için bu konuyla alakalı. Allah'ım ben yaptım. Bu kullarına anlattım. Vicdanen rahatlamak için eğitim çıkarttım biliyor musunuz? Maliyetinin fiyatına, maliyete. Erteleme alışkanlığı diye bir eğitim çıkarttım. O kadar donanımlı, o kadar önemli bir eğitim ki. Maliyeti ya hesapladığın zaman oraya gibi ödediğimiz kiradır, yurtudur, vergisi bilmem nesi. O fiyata veriyoruz. Yarın ahirette, ya Rabbim ben söyledim. Bunlar çığlık atıyor şimdi. Dememek için tamam mı? Ben bu eğitimi çıkarttım. O kadar teveccüh oldu ki. İyi ki oldu yani. Onu yaptık. Geçen seminer yaptık. 1000'in üzerinde eğitime katılan oldu. O eğitimden sonra harekete geçenler oldu. Ve hayatını değiştiren insanlar oldu. Ve hayatını değiştirdiler. O eğitimi alıp da böyle hocam bakış açım değişti. Artık ertelemiyorum. Müşterileri eskiden aramakta çekiniyordum. Şimdi arıyorum. Ondan sonra bir bereket geldi. Sabah erken kalkıyorum. Daha disiplinliyim. Kendim için bir şeyler yapıyorum. Hızlı kilo verebiliyorum. Kötü alışkanlığım vardı bıraktım. Bu eğitimden sonra oldu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ben yaptım Allah'ın izniyle. Çıkarttım bunu. Şimdi kimse yok hocam ben yapmadım bilmedim öyle bir bahanesi yok. Kimsenin kalmadı. Siz izliyorsunuz. Sizin çevrenizdeki insanlar da artık öyle bir bahanesi kalmadı. Çünkü siz biliyorsunuz sizin onlara anlatma mecburiyetiniz var. Neden? Çünkü sizin imtihanınız artık. Siz biliyorsunuz bir şeyden. Neyi biliyorsanız ondan imtihan olursunuz. Artık biliyorsunuz kaçacak delik yok. Sizi Esra Hanım ve diğer hanımefendiler ve diğer beyefendiler buraya getirdi. Bu yöntemleri biliyorsunuz bundan imtihan olursunuz. O yüzden erteleme alışkanlığı bahanesiyle kimse karşıma çıkamayacak bugünden sonra. Ertelemek yok. Ertelemeyi unutun. Erteleme alışkanlığına sok. Bu anlattıklarım zaten yeterli, mantıklı. Bunları anlattığınız zaman karşıdaki kişiler onlar ertelemeyi bırakırlar. Bununla beraber şöyle bir düşünün. Biraz önce saydığım özelliklerle. Erteleme alışkanlığına devam eden insanların hayatında onların ödediği bedelleri bir gözünüzün önüne getirin. Almanya'daki bir insanın ertelemesiyle alakalı devamlı sosyal medyaya zaman harcaması, lüzumsuz zaman harcaması bir Alman'a maliyeti 25 bin euro. Ve bunun düşünün Almanya ekonomisine ne büyük zararı var. O yüzden bazı ülkelerde sosyal medyayı çocuklara 18'den sonra serbest bırakıyorlar. Yasak koyacaklar. Başka mesleğe sahip olan insanlar mesela ticaretle uğraşan Almanya'da dükkanı olan bir adamı düşünün. Telefon başında, televizyon başında, sosyal medyada geçirdiği zaman oraya harcayacağı zamanı işine harcasaydı ne kadar olurdu? Sadece bir senedeki kaybım 500.000 diyor. Evet doğrudur. 500.000 kaybı olur insanın. Sosyal medyaya harcadığı zamanı kendi işine harcamadığı için. Hep hayatı ertelediği için, ıskaladığı için. Veya sadece paranın dışında maliyeti çocuklarına harcamadığı zamanı da hesaplamanız lazım. Çünkü sen çocuğuna zaman ayırmıyorsun, ailene zaman ayırmıyorsun. Onun da parasal bir maliyeti var.
Aile danışmanına para ödüyorsun, boşanma davasına para, tazminat ödüyorsun, kefaret ödüyorsun, aylık ödüyorsun çocuklar 18 yaşına kadar. Para ödeyip duruyorsun. Neyle alakalı? Çocuklarını ihmal ettiğin için, ertelediğinden dolayı, aileyi ertelediğinden dolayı. Ve bu erteleme hastalığının insanlara maliyetini görüyorsunuz. Erteleme alışkanlığından kurtulacaksın. Nasıl olacak? Bir kere bütün algıları kapatarak. Yani şimdi burada ben güzel anlatıyorum, her şey çok iyi, mükemmel, böyle süper. Beni çok seviyorsunuz, çok değerlisiniz hocam diyorsunuz. Evet biliyorum, karşılıklı bu sevgi. Siz değer veriyorsunuz, ben size değer veriyorum. O yüzden burada canlı yayın yapıyoruz. Birbirimize karşılıklı bir değer veriyoruz. Seviyoruz birbirimize. Ama bu yeterli mi? Değil. Önemli olan ne? Önemli olan bu flow'dan çık. Daha sonra devam et. Yani bu öğrendiklerini hayatına yansıtmak. Başka bir şey değil. Yani burada öğrendim, 1,5 saat dinledim, böyle çok güzel. Ben de boğaz patlattım. İyi. Aynı zamanda sorumluluktan kurtuldum. Onu da söyleyeyim. Açıkça söyleyeyim. Ya yarın öbür gün ben söyledim diyeceğim. Bir problem yok yani. Sen bunu dinledikten sonra bir şey yapmıyorsun. Eyleme geçmedin. Hala devam et. Ya ne demiş bu Instagram'da? Neyi paylaşmış bilmem ne. Seni ileri götürmeye, ne varsa onlarla meşgul olmaya devam ettin. Yani aynı tas, aynı hamam. Yine de devam ettin ya, bereket diyor işte, yine fakiriz bilmem ne, olmuyor para, ayın sonunu getiremiyorum. Bereket, hani hareket olacaktı, bereket olsun. Hani bu öğrendiklerden bir tanesini yapsan, bir derece yapsan, bir derece fazla değil, biraz önce dedik ki bir derece, böyle bir derece, iki derece istemiyorum, bak bir derece. Hala devam ettin, yapmadın, bir şeyler yapmadın, hayatını değiştirmedin. Erteleme alışkanlığından kurtulmak için eğitim var, sunduk. Herkesin satın alabileceği, böyle en garibanın bile satın alabileceği taksitle, 3 taksitle sunduk. Onu da alıp da katılmadın. Hocam ama çok seviyorum sizi. Bunu istemiyorum ki ben. Ya hocam çok değerlisiniz. Onu istemiyorum ben. Sen hayatında değişiklik yap. Bunu istiyorum ben. Çünkü sen hayatına güzellik yaparsan, çocuklarına iyi böyle bir miras bırakırsan, iyi bir baba, iyi bir anne olursan bize de puan gelecek. Bonus puanları böyle. Bize de faydası olacak. Sevap kazanacağız. Güzellikler gelecek. Enerji gelecek. O yüzden sizden beklentim bugün bu programdan sonra ne yapacaksınız? Ama erteleme alışkanlığından kurtulman lazım. Erteleme alışkanlığı bir zemin, bir temel. Temeli sen binayı nasıl yapacaksın? Erteleme alışkanlığın devam ediyor. Ondan sonra ben plan yapacağım. Ya sen bir erteleme alışkanlığından kurtul. O zaman binayı yapabilirsin. O zaman binayı yapacaksın. Bu hastalıktan kurtulman lazım. Böyle el kol hareketi yapmak değil. Harekete geçmek, eyleme geçmek, bir şeyleri yapmak, eğitimi almak. O yüzden bak eğitim diyorum, eğitimi alın. Hemen eğitim alın, derse başlayın. Bir haftada biter. Bir haftada hayatınızı değiştirirsiniz. Korkmayın. Sizi fakirleştirmeyecek o. Ben size garanti veriyorum. O eğitim sizin hayatınıza bereket getirecek. O ödediğiniz parayı, o maliyet parasını zaten geri alacaksınız. Bazıları o kadar korkuyor ki, o kadar cimri, o kadar cimri ki kendine. Ama başkasına hiç cimriliği yok. Onlar güzel görsünler beni. En güzel kıyafeti, en güzel abiyeyi, elbiseyi alıyor. Takım elbiseye 300-500 euro veriyorsun. Kendi gelişimin için bir kitap al ya. 10 euro, 100 euro'luk eğitim al, 200 euro'luk eğitim al. Sen ne kaybedersin? O yüzden cimrilik yapmak yok. Hemen harekete geçeceksin. Bak tekrar son olarak linki gönderiyorum. Bir an önce sevgili arkadaşlar, eyleme geçin artık. Benden söylemesi. Bugünkü canlı yayından ne öğrendin? Seni en çok etkileyen, böyle tutup da böyle pat diye vurduğum o cümle sende ne? Sende o cümle ne? Yani tuttum, çok vurdum, biliyorum hakkınızı helal et ama uyandırmak içindi bu. Seni en çok etkileyen cümle neydi? Erteleyenler helak oldu. Helak olmamak için ertelemeyeceğiz artık. Sonra ağlamak, sızlamak, zırlamak yok. Duran su kokar, duran insan ölü insandır. Ölü insanlarla benim işim olmaz. Kime ilgilenir? Dost cenaze evi. Burada yakın, 2 kilometre. Tunağan Demir arkadaşım oluyor sahibi. Ortada İslam Güneş, çok da güzel isim var. İslam Güneş. Bunlar ölülerle ilgileniyorlar. Benimle işi olmaz. O yüzden kendini geliştirmeyen, kendine yatırım yapmayan, kendine değer vermeyen, o konfor alanından çıkmak istemeyen, bana göre ve bilim adamlarına göre, yine psikolojiye göre bir çeşit böyle zombileşmiş artık. Ölmüş. Sadece o son yiyecekleri bekliyor. Rızkı var daha. Onları tamamladıktan sonra hiç faydası olmadan, bir böyle eser bırakmadan gidecek. Ölmüş yani. Onlar bizimle hiç işi yok. Dost cenaze evi. Herkes oraya gidecek bir gün. Ama insanlara biraz faydası olanlar hemen böyle, onların daha görevi var, işi var. Hiç işi olmayanlar ilk önce. İşi bitmiş, yavaş yavaş rızkı bitmiş, onlar gidiyor. İlk önce öyle.
İnceleyin biraz, bakın böyle. Faydası azalan insanlar yavaş yavaş gidiyor. Umarım kalbinizi dinlemişsinizdir, gönlünüzü de dinlemişsinizdir. Bu öğrendiklerinizi hayatınıza yansıtırsınız ve çevrenizdeki insanlara faydalı olursunuz. Ve bir an önce eğitimi alıp hayatınıza güzellikler katabilir, nesillere faydalı olabilirsiniz. Allah razı olsun cümlemizden. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.